Örgü Köşesi kanalından herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Güzel bir modelin yapım aşamasını anlatmaya çalışacağım. İki şiş çalışacağız. Videoya geçmeden eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretine tıklarsanız hem paylaşmış olduğum yeni videolardan anında haberdar olursunuz hem de bana destek olmuş olursunuz. Kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Şöyle videoya geçmeden şişlerimden ve ipimden bahsedeyim size. buçuk numara şiş kullanacağım. Kartopu'nun bebe yünü kullanacağım. Evet, modelin yapım aşamasına geçelim. Öncelikle ilmek çıkarmakla başlıyoruz. Bu şekilde ipi parmağıma doluyorum. Şişimi buradan geçiriyorum. ipimi atarak ilmek çıkarıyorum. Modelimin ilmek sayısı 6 ve 6'nın katları artı 4 ilmekten oluşuyor. Ben şimdi kısa bir anlatım yapacağım için az bir ilmek çıkaracağım. Siz ne yapacaksanız ilmek sayınızı ona göre belirlemeniz gerekecek. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. Ben şöyle ilmeklerimi çıkardım. 3 model üzerinden anlatım yapacağım size. Model anlatabilmek için bana bu kadar ilmek yeterli. Anlatım esnasında modelin alt kısmına lastik uygulamayacağım için arka yüzden ilmeklerimi bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modelimizin kurulumuna geçebiliriz. Modelin birinci sırasında ve ön yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra ipi benden yana alarak bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. Tekrar bir, iki ilmek düz ördüm. Sıradaki iki ilmeğimin yerlerini değiştireceğim. Arkadan şu şekilde ikinci ilmeğimi alıyorum birinci ilmeğimi sola yatırmış oluyorum bu şekilde ilmeklerimin yerini değiştirdikten sonra ilmeklerimi tek tek şöyle düz örüyorum burası bir model tekrar aynı işlemi yapıyoruz ipi benden yana aldım bir ilmek ters ördüm İpi markaya aldım bir ilmek düz ördüm tekrar iki ilmek düz örüyorum 1 ve 2 bu iki ilmek, bir ilmek ters, bir ilmek düz ördük. Bu ikisi ara modelimiz. Onun için ayrı ayrı burada sayıları söylüyorum size ki kafanız karışmasın. Şimdi yine bu iki ilmeğin yerlerini değiştireceğim. Arkadan birinci ilmeğimi alıyorum. Yani bu şekilde bir ikinci ilmeği bu tarafa aldım. Birinci ilmeği de sola yatırmış oldum. Daha sonra ilmeklerimi tek tek düz ördüm. Bu da ikinci modelimiz. İpi benden yana aldım. Tekrar bir ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Bir ilmek düz ördüm. İki ilmek yine düz örüyorum. Sıradaki iki ilmeğimin yerlerini değiştiriyorum. Arkadan ikinci ilmeğimi alıyorum. Başa alıyorum ikinci ilmeğimi. Ve ikisini tek tek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters örüp Kenar ilmeğini düz örüyorum. Pardon bir ilmek düz örüp kenar ilmeğini düz ördüm. Ön yüzden modelimizi kurmuş olduk. Modelin ikinci sırasında ve arka yüzündeyim. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi arkaya aldım. Bu iki e, ilme pirinç uygulayacağız. Ters ilmeği düz örüyorum arka yüzde. Daha sonra ipi benden yana alarak Bakın düzü ters örüyorum. Bu ilmekle birlikte 1 2 3 4 5 ilmek ters örmüş oldum arka yüzde. İpimi arkaya aldım. Buradaki ters ilmeği yine düz örüyorum. İpi benden yana alarak tekrar 5 ilmek ters örüyorum. Yani 1 ilmek düz, 5 ilmek ters örüyoruz sayalım ki karışmasın 1 2 3 4 5 Evet 5 ilmeğimi ters olarak ördüm ipi markaya aldım bakın bu ters ilmeği düz ördüm ipi benden yana aldım düz ilmeğimi ters örerek 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm ipi markaya aldım ters ilmeği düz ördüm ipi benden yana aldım düz ilmeği ters ördüm kenar ilmeğini de ters ördüm. Modelin 3. sırasında ve ön yüzündeyim. Devam ediyorum. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana aldım. Şimdi ilmeğim düz görünüyor. Bunu ters örüyorum. İpi markaya aldım. Ters ilmeği düz ördüm. İki ilmeğimi şöyle tek tek düz örüyorum. Burada yine ilmeklerin yerlerini değiştireceğiz. Birinci sırada baştaki ilmeğimi sola yatırmıştım. Şimdi ikinci ilmeğimi sağa yatıracağım. Bunun için de önden ilmeği, ikinci ilmeğimi alıyorum. İlmeklerimin yerlerini değiştirdikten sonra ilmeklerimi tek tek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Düz ilmeği ters ördüm. İpimi arkaya aldım. Ters ilmeğimi düz ördüm. 1 2 ilmek düz ördüm yine burada ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim ikinci ilmeği başa alacağım önden alacağım ilmeğimi bu şekilde ilmeklerimin yerlerini değiştirdikten sonra tek tek düz örüyorum ipi benden yana aldım düz ilmeği ters ters ilmeği düz 1 2 ilmek düz Yine ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim. Önden ikinciyi aldım. Başa aldım ilmeğimi. İlmeklerimi tek tek düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Düz ilmeği ters ördüm. İpi arkaya aldım. Ters ilmeği düz örüp kenar ilmeğini düz ördüm. Modelimizin üçüncü sırası bu şekildeydi. Modelin dördüncü ve son sırasındayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpi markaya alarak bu ters ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana alarak bu düz ilmeği de ters örerek 5 ilmek öreceğim. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Bu ters ilmeği düz örüyorum. İpi benden yana alarak tekrar 1, 2, 3, 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Ters ilmeğimi yine burada düz örüyorum. İpi benden yana alarak 1 2 3 4 5 ilmek ters ördüm. İpi markaya aldım. Ters ilmeğimi düz ördüm. İpi benden yana aldım. Düz ilmeği ters, kenar ilmeğini de ters ördüm. Modeli bir kez kurduk. Şu anda modelimiz tabii ki anlaşılmıyor. İlerledikçe kendini gösterecek. İkinci modelin birinci sırasında şöyle birlikte kuralım ki kafanız karışmasın. Kenar ilmeğini örmeden aldım. İpi benden yana alarak düz ilmeğimi ters ördüm. İpi arkaya aldım. Ters ilmeği düz ördüm. Burada yine bir iki ilmeğimi düz ördüm. Ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim. Arkadan ikinci ilmeğimi alıyorum. Bu şekilde birinci ilmeğimi sola yatırmış oldum. Yani e, ilmekler bir sağa bir sola yatıyor bu iki ilmeğimiz. Yerlerini değiştirdikten sonra ilmeklerimi tek tek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Düz ilmeği ters, ters ilmeği düz. 1 2 ilmek düz. Yine ilmeklerimin yerlerini değiştireceğim. Arkadan ikinci ilmeğimi alıyorum başa. Yerlerini değiştirmiş olduğum ilmeklerimi düz örüyorum. İpi benden yana aldım. Bir ilmek ters yani düz ilmeğimi ters ördüm. İpi markaya aldım. Ters ilmeği düz ördüm. Bir, iki ilmek düz ördüm. ilmeklerin yerlerini değiştireceğim. İkinci ilmeği arkadan başa alıyorum. 1 2 ilmek düz ördüm. İpi benden yana aldım. Düz ilmeğimi ters ters ilmeği düz örüp kenar ilmeğini de düz örüyorum. Evet ikinci modelin birinci sırasını da kurmuş olduk. Bakın şu, şu kısım anlaşılmaya başladı. Dediğim gibi model 4 sırada bir kendini tekrar ediyor. Model de ortaya çıktı sayılır. Kamera arkasında Modeli ben büyük bir parçada denemiştim. Bir de onu göstereyim. Bu da kamera arkasında örmüş olduğum büyük parça. Bakın modelimizin daha büyük hali bu şekilde duracak. Burada modeli bir kez kurduğumuz için çok anlaşılmadı ama modelimiz bu şekilde duruyor. Arka yüzden görünümü de bu şekilde. Şimdi bu modelden ne örebilirsiniz? Hemen biraz onlardan bahsedeyim size. Bu modelden anne yeleği örebilirsiniz. Bebek battaniyesi yapımında, atkı bere yapımında kullanabilirsiniz. Etor şal yapımında kullanabilirsiniz. Birçok yerde değerlendirebileceğiniz kolay ve de güzel bir model oldu. İlk bakışta biraz karışık gelebilir ama eliniz alıştıkça ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Evet böylelikle de bir videonun daha sonuna gelmiş olduk. Umarım anlaşılır bir video olmuştur. Videolarımı izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.